Gündemimizin başında da söyledim, bu akşam üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Kadir Topbaş canlı yayında konuğumuz. Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı'nı da katarsak 15 yıldır İstanbul'da belediye başkanlığı yapan Topbaş yayınımıza Haliç Kongre Merkezi'nden katılıyor. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Topbaş. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Seçimler artık 20 gün kaldı. Meydanlar hareketli, heyecan arttı. Öncelikle en son durumu merak ediyor tüm Türkiye. Anket sonuçlarını birebir yayınlayamıyoruz ancak son anketler ne gösteriyor? İstanbul'u tekrar alıyor musunuz Sayın Başkan? Ya İstanbul'u veriyorlar mı? Öyle demek lazım. Bizim alma değil, bizim vatandaşımızın takdirlerine yönelik çalışmamız var. Şunu açık söyleyeyim, anket yaptırmıyorum. Yapılan anketleri biraz kulak kabartıyorum ama benim anketim, yani 40 yılı aşkın siyasette olan birisi olarak vatandaşların o bakışları, o samimiyetleri, hele özellikle vefa duygularını gayet iyi bilen birisi olarak İstanbulluların takdirlerinin çok daha farklı olacağını, birinin beklentilerinin de onlarda hüsrana ulaştıracağını görmekteyim. Özellikle ifade edebilirim. Şahsi olarak bir anket yaptırmıyorum diyorsunuz. O zaman genel merkezden muhtemelen gelen veriler var. Onları değerlendiriyorsunuz. O noktada anketlerde nasıl? Yani bir kıran kırana bir mücadele mi olacağını düşünüyorsunuz? Yoksa açık bir ara var, kesinlikle bırakmayacağız mı diyorsunuz? Sayın Başbakanımız, genel başkan olarak çok sık anketler yaptıran birisidir. Birkaç firmayı ayrı ayrı yaptırır, devam eder. Bunu yani seçim dönemi olsun olmasın. Oradan gelen bazı bilgilerim var ama çok detaylı baktığım yok. Ama şunu söyleyeyim, o beklenilen gibi, birilerinin söylediği gibi kıran kırana değil, mesafenin açık olduğu söylenmekte. Ve ben İstanbullulara yaptığım temasla, 10 yıldan beri başkanlık olarak Beyoğlu'ndaki tecrübelerimle, zaten İstanbullular bizi gayet iyi tanıdığı için her gördüğüm zaman ifadelerinde de bunu hissediyorum. Yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde, gelen mesajlarda İstanbulluların bize karşı olan duygusunun çok farklı olduğunu, gönüllerinde bize bir yer verdiklerini görmekteyim. Bu da benim için mutluluktur. Öyle kıran kırana yakın bir mesafeli değil, bir farklı sonuç olacağını tahmin ediyorum. Peki 17 Aralık yolsuzluk soruşturması operasyonu sizi nasıl etkiledi? İlçe ilçe geziyorsunuz, vatandaşla birebir temastasınız. Sizin oyunuz biliyorum ki partinizin üzerinde görünüyor. Hep bu söylenir. Bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Topbaş? Tabii ilk 17 Aralık diye baktığınız zaman ilk etapta vatandaşa bir tedirginlik, bir takım farklı değerlendirmeler belki ilk önce çıktı ama daha sonra biraz da vuzuğa kavuştukça ve her şey insanlarımızın gözü önünde cereyan ediyor. Her şey, her bilgiye anında erişme imkanı var. Sosyal medya başta olmak üzere ve burada bir takım manipülasyonların, bir takım farklı gelişmelerin olduğunu vatandaş gördü ve özellikle Türkiye'nin gelişmesini, istikrarının gelişmesini istemeyenlerin, istikrarın bozulması isteyenlerin de burada katkısı olduğu hissedilmekte. Tabii ki burada bizim millet olarak, yurttaş olarak, vatandaş olarak ciddi kazanımımız var esasında. Yani enflasyonlar %60'lardan tek haneli rakamlara gelmiş. Fert başına düşen milli gelir 10 bin dolardan bahsediyoruz. İşsizlik nüfus artması rağmen tek haneli rakamlarda olması ve ciddi yatırımlar, IMF borçlarının bitmesi Türkiye'yi çok daha farklı milletler topluluğunda etkin bir hale getirdi. Dünyada ezber bozan bir ülke var. Burada birlikte 77 milyon büyük bir aile olarak, kardeş olarak, birlikteliklerimizle Çanakkale'de yazdığımız destanlar gibi dünyada yeni varlığımızı hissettirecek ekonomide başarıyı ortaya koyabiliriz. Bunlar geride kalacağına inanıyorum. İşsizlik en doğru gerçi kararı hala bu ülkenin büyük verecek bir sorunu ama. Evet. Şimdi birazdan projelerinize geleceğim. Bu ekranlarda Mustafa Sarıgül'ü de ağırlamıştık Sayın Topbaş. Sizinle uzun yıllar dost olduğunu söyledi. Belki de bu nedenle size Kadir abi diye hitap ediyor her konuşmasına ama diğer taraftan da artık 15 yılın sonunda çok yorgun olduğunuzu söylüyor. Rakibiniz için siz ne düşünüyorsunuz? Kendisiyle uzun bir dostluğunuz var sanıyorum. Bir kere başkanlar yorulmaz. Bunu özellikle söyleyeyim. Diğer taraftan ben şahsen şöyle bir tanımım var. Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirmesi lazım. Kendisini gözden geçirsin. Çünkü çok iyi niyetli, iyi ilişkiler kuran. Hayır, hiç kimseyle benim öyle bir geçimsizliğim olmaz. Herkesle aram oldukça iyidir. Çünkü şunu biliyorum. İnsan her şeyi affeder, adam birini kormamayı affetmez. Bunu bilen birisi olarak ben bir sokakta önce temizlik işçisinin elini sıkarım.
insanlara değer veririm, her insana. Bu ilişkinin beşeri ilişkilerde gönül kırmamaya da hep hayatım boyunca özen gösterdim. Tabii bir metodolojim var, çalışma sistemim var, stratejim var. İstanbullular beni Beyoğlu'yla tanıdılar ama ben kendi kişisel hayatımda da hayatımda hiç yoruldum kelimesi kullanmadım. Eğitim hayatımda iki üniversite bitirmek nasip oldu. Akademik kariyer yapma imkanı doğdu. Bu kentte yetişmiş birisi olarak şimdi de bütün bilgi ve deneyimimi İstanbullulara, kentime verme gururunu yaşıyorum. Bunu da İstanbullulara yaşatmakta bize. Ben bir proje adamıyım. Şuraya otururken bile yeni bir proje üretebilecek bir kabiliyetimiz var. Öyle yetiştik. Yani bizim aldığımız eğitim insanların yaşam alanlarını dizayn etme, düzenleme eğitimi. Bu bakıma ben projelerden daha çok işe güvenirlik, iş yapabilir, sözün arkasına durabilir. Sözü namus bilip bilmeme konusunda vatandaşlığın değerlendirmesini ben çok daha önemsiyorum. Peki tam da projelerden açılmışken hafta sonunda 28 projesini açıkladı Mustafa Sarıgül. Dinlediniz mi? Nasıl buldunuz? Ya, dinlemedim. Ama kısmen bana bazı bilgiler aktarıldı. Sadece yani şunu söyleyeyim. Ben burada projelerin bahsedilenlerin ciddi, tutarlı, etkin bir proje olmadığını gördüm. Bir projeci olarak yenmek adına söylemiyorum. Yani bir muhalefettir, siyasettir diye samimi olarak söylüyorum. Laf aramızda kimse duymasın. Öyle bir değerlendirme yapmadım. Çünkü İstanbul'da 200 proje dediğiniz zaman hiçbir şey değil. Bizim ilçe belediyelerimiz şu anda 200, 300, 500, 800 proje hayata geçirmiş belediyelerimiz var. İstanbul bir ülke özelliğinde burada 200 projeden, 500 projeden bahsedilmez bile. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'a ürettiğimiz proje ve şu anda devam edenlerle birlikte 2.192 projemiz var. Bunlardan 1448 tanesini hayata geçirmişiz. Bitmiş. Yani öyle 200, 150, 28, 35 bilmem ne projelerle bu şehir hiçbir şey yapamazsın. Hiç de görmez. Bakın basit bir şey. Tek proje saydığım İstanbul'da 268 tane kavşak ve alt geçit yaptık. 268 tane. Bunu biz bir tane proje kabul ediyoruz. Her birine ayrı ayrı demiyoruz. 268 tane. Daha önce Sayın Sözen 4 tane başlamış, ikisini bitirebilmiş. Yani tam burada Maltepe ya, yaptığımız sadece alt geçit 14 tane. Kavşak alt geçitten açılınca şimdi birçok İstanbullu hak verecektir. İstanbul'un en büyük sorunu sanıyorum trafik efendim. Ve şuna inanıyorum ki İstanbul'da bu sorunu kim çözerse oyunu ona verecek İstanbul'u da. Sizin 2019'a kadar hedefiniz İstanbul genelinde bu 400 kilometre raylı sistem. Bu gerçekçi mi? Çünkü muhalefete göre bu çok uçuk bir vaat. Ha, ben şimdi bir ilave yapıyorum. 430 kilometre. 430 kilometre diyorsunuz peki. 430'a çıkıyor. Evet, evet. Mümkün 430'a mü peki bu toplamda kent. Şimdi bakın saygıdeğer hanımefendi. Yani şunu açık söyleyeyim. Sadece İstanbul'da değil, bütün dünyanın bütün kentlerinde, gidin New York'ta Manhattan'dan pik saatlerde 4 saatte çıkamazsınız. Paris'te uçağınızı kaçırırsınız. Dünya böyle, büyük şehirlerde artık böyle bir sıkıntı oluşmuş. Peki neden dünyada ikinci metro yapmışız, tünel 1873'de de devam ettirmemişiz? Geçtiğimiz dönemlerde niye bu kadar metro yapılmadı? Veya muhalefetin hangi belediyesi bu kadar metro yaptı? İstanbul Belediyesi şu anda çok ciddi anlamda ki 12 milyar, 15 milyara yakın yani katrilyon sadece bizim metrolar harcadığımız para var ve devam ediyor. Ciddi bir yatırım. Belediye bütçesinde bu kadar metro yapan dünyada hiçbir başka belediye yok. Hiçbir belediye yok. Bu kadar çabuk, kısa sürede bitiren devlet dahi yok. Bakın devlet diyorum. O zaman 38 ayda dünya rekoru metroyu biz yaptık çekmek diyorsunuz. Peki yaz için de korkmaya başladık. Peki yaz için de korkmaya başladık efendim. Evet dışarıda şu anda yağmur var ancak barajları dolduracak kadar etkili değil. VSR Oğlu hatta bu konuda bıyıklarını ortaya koydu. İstanbul susuz kalmayacak diyor ama ben size de sormak istiyorum Sayın Topbaş. Kuraklık kapıda mı? Çünkü bir meslektaşımın tabiriyle küvetleri suyla doldurma, o bidon dönemi yaşanır mı? Böyle bir endişe var mı böyle giderse? Hiç endişe etmeyiniz. Bizim en iyi bildiğimiz konu bu. Bizden önce zaten İstanbul susuzluğa mahkumdu. Bir bardak su bulmak mümkün değildi. Benzin istasyonu gibi su pompa istasyonları vardı. Oralardan su alırdık ve evlerde gece yarıları insanlar birbirini hatırlatırdı. Ama su geldi. Haftada bir gün gelmesine insanlar razıydı. Bugün 15 milyona yaklaşmış bir ülke şu anda hamdolsun
İstanbul'da günde 2,5 milyon metreküp ortalama su kullanılmasına rağmen, yılda 910 milyon metreküp kullanmasına rağmen bir problem yok. Birileri bu yağmur yağıyor diye belki endişeliyordur. Yani seçim sırasında yağması da şunu biraz politikası siyasetini yapsak diye. Ama çok şükür hiçbir problem yok. Melen Barajı temeli atıldı ki İstanbul'un bir yıllık suyunu sadece oradan alabileceğiz. Bu kadar imkan var. Bir sıkıntı yaşanmaz. Bunun tedbirleri hepsini aldık. Zaten peki bakanımız, siz musluktan akan suyu içebiliyor musunuz, içiyor musunuz Sayın Topaş? Kesinlikle evet. Ve size şunu tavsiye ederim. Eğer deponuzdan geçmiyorsa musluktan bir suyunuzu alın. Eski borularınız yoksa, o paslı fittings dediğimiz eski tesisatınız paslanan, yani bir hafta 10 gün eve gelmediğiniz zaman açınca sapsarı akıyorsa o tesisatta problem var. Mutlaka değiştirmeniz lazım. Eski fittings malzemeleri, dirsekler, T'ler falan dediğimiz malzemeler falan, onlar pas yapıyordur. Onları değiştirin. Normal apartmanınıza giren suyu alın ve bir de şişe sulardan, paket sulardan alın. Hamidiye'nin dışında diğerlerinde bazıları birkaç tane, çoğundan çok daha iyidir eski suyu. Tavsiye ederim. Yani gönül rahatlığıyla tesisatta sorun yoksa açsınlar ve musluklarından içsinler diyorsunuz İstanbulları. Buradan söylemiş olursunuz. Kesinlikle. Peki. Biz İstanbul'da günde 230 noktadan devamlı İSKİ'miz laboratuvarında incelemek üzere, biyolojik bir takım analizler yapmak üzere su numuneleri alıp ve tahliller yapıyor. Sayın Topaş, belki gezi olaylarından sonra en fazla gündeme gelen konu da parklar, yeşil alanlar. Özetle yeşili açız biz efendim. Betondan sıkıldık çünkü İstanbul soluk almak istiyor. Sizin de seçim öncesi katıldığınız bu iki yayında şimdi bizler de sizin iki park çalışmanızla ilgili görselleri bu akşam ilk kez Star Haber izleyicisiyle paylaşacağız. Birincisi Yenikapı, ikincisi Maltepe parkları. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Rakibin de, yani CHP'linin adayı Mustafa Sarıgül'ün de yine büyük parklar konusunda vaatleri vardı. Sizin de bu konuda iki büyük park projeniz var, Maltepe ve Yenikapı. Nazlı Hanım, sizin tabii ki bir medya mensubu, basın mensubu olarak sorun bakalım kendi ilçesinde kaç metrekare ve kaç adet park yapmış? Gidin Bağcılar'dakine sorun, Esenler'dekine sorunuz, Sancaktepe'ye sorunuz. Bunlar veya bahçeli evlere kaç metrekare aktif yeşil alan kattılar? Aradaki bir farkı görün. Yıllardan beri belediye başkanlığı yapanların ve yeni belediye başkanlarıyla bir mukayese ediniz lütfen. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ne kadar ürettiler, ne kadar yaptılar? Bir mukayese edilsin bir. Yani birileri bir şey konuşurken önce kendisi yapmış olması lazım. Ve onu başarmış olması lazım. Örnek göstermesi lazım. Demesi lazım ki ben böyleyim, işte buyurun buyurun buyurun. Şu kadar metrekare, kişi başına şu kadar artırdım demesi lazım bir. İki, bizim gerçekten şu anda İstanbul'da bizim mesire alanları da kattığımız zaman kişi başına orman hariç, ormanı saymıyorum. Kişi başına düşen metrekare alan %8,42 net söylüyorum. Bilimsel, raporlu, tespitli olarak söylüyorum. Öyle kalkıp da 2 metrekare falan deyip hikayeden insanların kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Bakın net olarak söylüyorum. Şu anda %6,32 metrekare aktif alan, kullanabilen alan. Ama mesire alanlarında kattığınız zaman %8,42 metrekare kişi başına düşüyor. Peki Maltepe ve Yenikapı ile ilgili de görüntüler ekrana gelsin. Onları da bir görelim. Farklı bir projeniz var sanıyorum bu noktada. Bu projeler dünyanın takdir edeceği projelerdir. Maltepe'de aynı, Yenikapı'da öyle. İstanbul 5400 kilometre karelik bir alandır. 2 milyon 500 bin kilometre karesi 2500 kilometre karesi ormandır. Ormanı katmıyoruz. Ormanı kattığınız zaman bu tabii kişi başına düşen çok daha artar. Ama aktif yeşil alan %8,42. Ve bu dönem bölge parklarıyla dolu bir İstanbul. Maltepe'de sahilin dışında 5580 hektar, yani 5 milyon 800 bin metrekarelik bir bölge parkı yapıyoruz ki temalı. Müthiş bir şey olacak. Türkiye'nin en büyük bölge parkını orada yapıyoruz. Cendere Vadisi'nde 170 hektarlık, yanlış olmasın, bir parkımız var. Dere yatakları içerisinde. Çırpıcı'da 1 milyon metrekare
diye bahsettik. Ben milyonlardan bahsediyoruz. İlil ufaklıları saymıyorum. 20-30 bin metrekarelikleri metrekare olarak koymuyorum. Onlarca ürettik ve devam ettik. Projeler şöyle güzel. Söyleyebilirim. Dönemimizde evet. 22 ama milyon metrekare olan aktif yeşil alan şehre kattık efendim. Bu yeşil projeler daha da artacak diyorsunuz. Önemli olan bu projelerin yerine kesinlikle de gelmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Seçimlere 20 gün kala. Meydanlar hareketli. Size de kolay gelsin diyorum Sayın Topbaş bir kez daha. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok mersi. Teşekkür ederim. Evet, Ankara'da Devlet Tiyatrosu Sanatçılar Ayakta efendim. Nedeni